Merhabalar, Ekonomi Notlarında karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca e, özellikle e, piyasalardaki ve ekonomilerdeki gelişmeleri aktaracağız. Son fiyat hareketlerini değerlendireceğiz. E, sıcak bir tabii son dakikayla başladık. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. Ayrıca varlık kanun programında değişikliklere gitti. Ayrıntısını aktaracağız programımızın içerisinde. Şimdi öncelikle ekonomide öne çıkan gelişmelerle başlayalım. E, bugün Cumhurbaşkanının Bakü'de Karabağ Zaferi kutlamalarında katıldığını gördük ve buradan tabii verdiği yine mesajlar önemliydi. Dün özellikle AB liderler zirvesi öncesinde verdiği mesajlar, ABD ile ilişkiler, AB ile ilişkiler bu mesajlarını takip etmiştik. Bugün de Azerbaycan topraklarının işgalden kurtulmuş olması mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor mesajını verdik kendisi. Bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarını takip ettik önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyüme ile istihdamı arttırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Mesajını paylaştı Sayın Bakan. Yine istikrar vurgusu vardı. Fiyat istikrarına, para ve maliye politikası eş güdümüyle birlikte fiyat istikrarına yapılan vurgu vardı. Tabii Ekonomi ve hukukta yapılacak reformlar, bu reformlarla birlikte yatırım ortamının iyileştirilmesi, şeffaf, öngörülebilir, hesap verilebilir bir yapı içinde yeni reformların yapılması, bu reformlara hız kazandırılması verdiği mesajların ayrıntılarında vardı Sayın Bakanım. Ve tabii bu mesajların hepsi yine piyasa dostu mesajlardı. Ki zaten Sayın Bakan göreve geldiğinden beri verdiği her mesajdan sonra TL varlıkların değer kazandığını gördük. Bu verdiği mesajlar da TL varlıkların seyri açısından önemliydi. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu özellikle Merkez Bankası'nın 24 Aralık'taki para politikası kurulu kararı açısından da önemli sinyaller veriyor olabilir ki yavaş yavaş Merkez Bankası'nın da Aralık ayında vereceği faiz kararı ve diğer para politikası kararlarına ilişkin beklentilerin de bu çerçevede şekillenmeye başladığını görüyoruz. Ve Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi az evvel bahsetmiştim ama pandemi acil alım programı ve TLTRO'da değişikliklere gitti. Pandemi acil alım programının kapsamı 1.35 trilyon euroydu. Buna bir 500 milyar euro daha ekledi e ve böylece 1.85 milyar euroya ulaşmış oldu. 1.85 trilyon euroya ulaşmış oldu. Dolayısıyla tahvil alımının miktarını arttıracak Avrupa Merkez Bankası. Bunun yanı sıra e, süreyi de 9 ay uzatmış. TLTRO yani uzun vadeli hedeflenen refinansman operasyonlarının süresini de Haziran 2022'ye uzatmış Avrupa Merkez Bankası ki baktığımızda bu program yani TLTRO 3 programı kapsamında da şu ana kadar 1,5 trilyon euro borç vermişti Avrupa bankalarına. Dolayısıyla e, faizler sabit yani paranın maliyetinde bir değişiklik yok ama e, piyasalara verilen likidite yani para arzı açısından bir adım öteye attı e, adımını. Parasal genişlemeyi bir adım öteye taşıdı Avrupa Merkez Bankası ve artık e, gözler lagartta olacak. Türkiye saatiyle 16.30'da e, açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Özellikle bu soru cevap bölümünde euro dolardaki yükseliş, enflasyondaki e, seyir, bunlara ilişkin vereceğim mesajlar önemli olacak. Çünkü daha önce hem Christine Lagarde hem de Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane e, eurodaki yükselişin atılan parasal teşvikleri, yapılan e, para politikasında genişlemeci adımların etkisini zayıflattığı, ithalat maliyetlerini düşürdüğü için enflasyonda aşağı yönlü riskleri arttırdığını belirtmişti. Dolayısıyla Euronun son dönemde ciddi bir yükselişi olduğunu biliyoruz ki yılbaşından bugüne %7'nin üzerinde değer kazandı euro dolara karşı ve son bir yılın zirve seviyelerinde hala. Şimdi bu fiyatlama karşısında Avrupa Merkez Bankası'nın özellikle enflasyon konusunda vereceğim mesajlar, fiyat istikrarı hedefine ulaşma açısından eurodaki harekete yönelik vereceğim mesajlar, Lagard'ın sözlü yönlendirmeleri piyasalar açısından hem döviz hem de, hisse senedi piyasaları arasından çok kritik olacak. Takip edeceğiz yaklaşık yarım saat sonra bu açıklamaları. Ve Avrupa Birliği liderlerinin gerçekleştireceği zirveye odaklandık. Brüksel'de toplandı AB liderleri. 1.8 trilyon euroluk mali canlandırma paketi konusunda bir anlaşma sağlanması bekleniyor. Şimdi parasal teşvikleri konuşuyoruz. Avrupa Merkez Bankası, para politikası tarafında genişlemeci adımlar atmaya devam ediyor ama mali tarafta da genişlemeye ihtiyaç var gibi duruyor ki daha önce ECB Başkanı Lagarde da bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi Brüksel'de toplanan AB, AB liderlerinin bu zirvede 1.8 trilyon euroluk mali canlandırma paketi konusundaki pürüzleri ortadan kaldırmaları, bir anlaşma sağlamaları ve bunun yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele gibi konularda da görüşmeler yapması bekleniyor. Buradan çıkacak kararları da takip edeceğiz. Türkiye ile ilgili de mesajlar gelir mi? Bu da özellikle TL varlıklar açısından kritik olabilir. Ve yine bir Brexit hikayesi gündemimizi meşgul etmeye devam ediyor ki bir türlü net bir şekilde anlaşmanın sağlanamadığını görüyoruz. Özellikle ayrılık sonrası ticari ilişkilerin nasıl seyredeceğine yönelik ciddi belirsizlikler sürüyor. AB Komisyonu 31 Ocak'ta AB'den ayrılan ve 31 Aralık bitimine kadar geçiş süreci uygulayan İngiltere ile anlaşması ayrılık ihtimalinin artması sebebiyle acil durum hazırlıkları yaptığını, acil durum planını yayınladı. Bu da tabii özellikle risk algısı açısından olumsuzdu ki bugün sterlinin değer kaybettiğini gördük. AB ve İngiltere arasında yıl bitimine kadar ticaret ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağlanamaması olasılığının yükselmesi sebebiyle böyle bir planın hazırlandığını görüyoruz. Dolayısıyla belirsizlikler hala yüksek, anlaşmasız ayrılık ve devamındaki ticaretle ilişkilerinin nasıl olacağı, her iki taraf arasındaki mal ve hizmet ticaretinin hangi kurallar çerçevesinde yapılacağına yönelik belirsizlikler hala sürüyor diyebiliriz. Ve bir yandan piyasa açısından önemli bir risk de ABD Çin ilişkileri Trump döneminde özellikle ticaret savaşları çok fazla gündemimizi meşgul etti ve şimdi Biden'ın başkanlığına hazırlanırken aslında ABD Çin ilişkilerine yönelik de haberler çok iyi gelmiyor. Geçtiğimiz gün hatta ABD Hong Kong Hong Kong'a müdahale sebebiyle bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulamıştı ve şimdi 21 Çinli şirketin ABD endekslerinden de çıkarıldığını görüyoruz. ABD hisse ve tahvil endekslerinden çıkartılıyor bu ilgili 21 şirket ve S&P Dow Jones Endeks'in açıklamasında geçen bu toplam 21 şirketin Donald Trump yönetiminin aldığı kararla endeksten çıkarıldığını görüyoruz. Bakalım Çin tarafı buna nasıl bir mesaj verecek? İkili ilişkiler nasıl seyredecek ve daha da önemlisi belki de riskli varlıklar ve borsalar bu gelişmelere nasıl bir reaksiyon gösterecek? Bunu da izleyip göreceğiz. Şimdi rakamlara bakacağız. İç piyasalardaki fiyat hareketlerini inceleyerek başlayalım. Borsa İstanbul 100 Endeksi gelecek ekrana. Endekste e, pozitif eğilim aslında devam ediyor. Yüzde 0.89 yukarıda şu an endeks ve yeni rekorlar geldi. Dün 1360 puan gün içi test edilen en yüksek seviyeydi. Kapanış tarafında da rekor geldi ve bugün hem dünkü kapanış fiyatının üzerinde hem de dünkü test edilen en yüksek seviyenin üzerinde Borsa İstanbul BIST endeksi yüzde 0.9 primli seyrine devam ediyor. Gün içi en yüksek seviye 1366 puan aynı zamanda Borsa İstanbul BIST endeksinin tarihinde şu ana kadar test ettiği en yüksek seviye olarak e, görünüyor diyebiliriz. Peki sektörel olarak baktığımızda durum nasıl? Bankalara bakalım. Bankacılık endeksi 1461 puanda %1.9'luk yükseliş vardı. Dün de %3.5 yükselmişti bankacılık endeksi. Hareketlilik yüksekti ki banka hisselerinin e, bu hareketliliği Borsa İstanbul'un yukarı gitmesinde, rekorlar kırmasında çok etkili. Çünkü Kasım ayının başından beri banka hisseleri yükseliş kaydettikçe, yukarı yönlü hareket güçlendikçe biz borsada sürekli Bistüz Endeksinin rekor kırdığını izliyoruz. Ve bugün de yine bankalarda alım var. %2'ye yakın bir prim ve Bistüz Endeksi de yeni rekor seviyeler test etmeye devam ediyor. Dolayısıyla banka hisseleri bu anlamda çok önemli. Endekste de ağırlığı yüksek garanti ve Akbank gibi hisselerin bu anlamda bankacılık endeksine e, yakından dikkat etmek gerekiyor. Bu arada bugünkü hareketle birlikte son bir aylık performans %16'ya ulaştı. Ay başından beri ise yaklaşık %4 yükseldi. Yani Aralık ayında şu ana kadar %4'lük bir getiri sağladı bankacılık endeksi. Peki sınavı tarafta işler nasıl? Oraya bakalım. %0.84'lük yükseliş var şu anda. 2146 puanda sınavı endeks ve e, ayrıntılara baktığımızda son bir ayda yaklaşık %13, aralık ayının başından beri ise %8.6 yükseldiğini görüyoruz Sina Endeks'in. Dolayısıyla trend hala burada net biçimde yukarı yönlü gelişmeye devam ediyor. Yılbaşından beri de yükseliş performansı %54'e ulaştı Sina Endeks tarafında. Şimdi en hareketli hisselere bakalım. En çok artanlar gelecek. Odaş Elektrik ilk sırada %7 yükseldi. Logo yazılım %4.3, Türk Traktör %4.5, Kartonsan %4.3 ve Aksa Enerji %3.69 yükseldi. Enerji sektöründen iki hisse Aksa ve Odaş dikkati çekiyor en fazla yükselenler arasında. Yine son dönemde daha doğrusu yılbaşından beri bakıldığında yabancı takası en çok artan hisselerden biri Türk Traktör. %4.5'a yakın yükseldi bugün. Dikkat çekiyor. Kartonsan dönem dönem çok sert hareketler yaptığını izledik. Bazen tavan bazen taban oldu işlem günlerinde. Bugün ise %4.3 yükselmiş. Yine o hareketliliğini koruyor ve bilişim sektöründen logo yazılımda %4.3 yükselmiş ki bilişim sektörü aslında Aralık ayının başından beri zayıf. Borsa İstanbul içindeki sektörel endekslere bakıldığında en az yükseliş sağlayan, yukarı yönlü, yüzdesel değişimi en düşük olan sektörlerden biri bilişim sektörüydü Aralık ayı içerisinde. Ama şimdi logo yazılımında bir hareketlilik var. Bakalım bilişim endeksi açısından da bu yeni bir yükseliş dalgasını başlatacak mı? İzleyeceğiz. Biraz da yurt dışına bakalım. Avrupa tarafı, onun öncesinde en çok azalanları görelim. Selçuk Eczah Deposu bugün ciddi bir kar satışıyla karşılaştı ki günlerdir tavan oluyordu. %9 aşağıda. Doğan Holding %2,5. Gözde girişim perakende ticaret sektöründen %2,39. E, i̇ş menkul değerler aracı kurum sektörü endeksi içinde %1,5'luk kayıp verdi ve Doğuş Otomotiv %1,3 düşmüş görünüyor. Özellikle Doğan Holding burada önemli çünkü dün %6'yı aşan bir yükselişi vardı. Dünkü kazanımlarının bir kısmını bugün geri veriyor Doğan Holding ki onun da e, kapta bir haberi vardı dün. E, bağlı ortaklığı e, Ditaş'ın sermaye artışına iştirak edeceği yönünde bir haber görmüştük ve e, bugün e, günün negatif kapatmaya hazırlanıyor. %2.56'lık bir kayıp görüyoruz en fazla azalanlar arasında. Şimdi yurt dışı borsalara bakacağız. Avrupa tarafında resim karışık. Londra'da FTSE 100 endeksi %0.4, Paris'te CAC 40 %0.14 e, yukarıda ama DAX %0.1 ve IBEX Madrid'de %0.17 aşağıda görünüyor. E, resim karışık e, muhtemelen Avrupa borsalarında da hisse senedi yatırımcılarının Lagarde'ın açıklamalarını beklediğini söyleyebiliriz. Ee, birazdan Lagarde konuşmaya başlayacak ve bu konuşmalarda vereceği mesajlar e, misli senedi piyasası açısından, Avrupa borsaları açısından da önemli volatiliteyi arttırabilir. Ve Asya tarafına bakalım şimdi. Asya'da bugün Şangay Bilişik Endeksi hariç negatif bir fiyatlama vardı. Dün ABD borsalarında da satışlar görmüştük. Aslında ABD borsalarında paralel bir seyir izledi diyebiliriz. Bir tek Şangay Bilişik Endeksi pozitif ayrıştı ama orada da %0.04'lük yükseliş olduğunu gördük. Ki dünkü resme baktığımızda dün tam tersi Şangay Bilişik Endeksi düşerken diğer Asya Endeksleri yükseliyordu. Bugün... E, dünkü kayıplarının bir kısmını geri almaya çalışan bir Çin borsası gördük. Peki ABD vadelileri nasıl bir seyir izliyor? ABD vadelileri negatif bir fiyatlama içinde dün spot endeksler de günü negatif tamamlamıştı ve şu anki tabloya baktığımızda %0 ila %0.5 arasında e, bir negatif performans var ABD vadeli e, hisse senedi endekslerinde tabi. Özellikle mali teşvik paketine ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Bu da risk alma iştahını olumsuz etkiliyor. Dün senatodan bir cumhuriyetçi, vekil cumhuriyetçi bir senatör hala demokratların ve cumhuriyetçilerin paket konusunda bir uzlaşı sağlamadığı ve görüşmelerin devam ettiğini bildirmişti. Bunun tabii etkisi oldu ABD vadeli endekslerinde ve borsalarında. Şimdi buradan onsaltın ve brent petrol cephesine geçelim. Altın ons 1837 dolarda 1850 dolar aslında bir destek olarak görünüyordu ama onun altına sarktı. Ee, şu an e, bugün için satıcılı bir fiyatlama görüyoruz ama e, özellikle gün içinde öğleden sonra 1830 dolardan bir miktar yukarı yönlü gitme çabası var. Burada da Lagard'ın açıklamaları etkili olabilir birazdan açıklamalar. E, hem döviz hem hisse tarafında etkili olacak diyoruz ama tabii emtia cephesi açısından da önemli olabilir bu mesajlar. Altının performansına bakacağız bu anlamda. Brent petrole bakalım şimdi. 49 dolar 63 sentte %1.58'lik yukarı yönlü hareket var Brent Petrol'de. E, Enerji Bilgi İdaresi Amerika'dan e, petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Hem Brent Petrol hem de Amerikan tipi ham petrol için ve e, muhtemelen bu tahminlerin de etkisiyle Brent Petrol'de yukarı yönlü hareketler bugün etkisini hissettiriyor. Evet bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli, önemli mesajlar verdi. 4. Sanayi Devrimi Merkezi açılış törenine video mesajla katıldı Sayın Cumhurbaşkanı ve amacımız Türkiye'yi 4. Sanayi Devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir dedi. Onun açıklamalarını izleyelim şimdi. Amacımız Ülkemizi milli teknoloji hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dördüncü sanayi devrimi merkezinin açılışında konuştu. Türkiye'nin bu süreçteki hedeflerini anlattı. Ülkemizin artık bu tür tarihi devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü açan böyle bir konumda olmasını istiyoruz. Bugün Resmi açılışını yapmakta olduğumuz Türkiye 4. Sanayi Devrimi Merkezi'nin hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Merkezin ekonomik ve toplumsal hayata önemli katkı sunacağını dile getiren Başkan Erdoğan, dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye nispeten genç, azimli ve yetişmiş insan kaynağıyla bu sürece oldukça hazırlıklı girmektedir. Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde akıllı şehirlerden sınır ötesi veri paylaşımına kadar pek çok alanda söz sahibi olabiliriz. Başkan Erdoğan 4. Sanayi Devrimi sürecinde uluslararası işbirliğinin önemine de dikkat çekti. Türkiye olarak çok taraflı işbirliklerine önem veriyor. Yer aldığımız her platformda önemli ve pozitif katkılar sunuyoruz. Kamu tarafı ve özel sektörüyle politikalarımızı küresel zemine taşımak ve uluslararası gelişmelerde aktif şekilde yer almak için her türlü imkanı değerlendirmekte kararlıyız. Bugün TÜİK işsizlik oranını açıkladı. Eylül ayında %12.7 olarak açıklandı. Türkiye'de işsizlik ve geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puanlık geri çekilme gördük işsizlikte. Ayrıntılara bakalım şimdi. İşsizlik oranı son 3 dönemde de azalış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül dönemine ilişkin istihdam verilerini açıkladı. Verilere göre bu dönemde işsizlik oranı 1,1 puan azalışta %12,7 olurken işsizlerin sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin oldu. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı %14,9, genç nüfustaki işsizlik oranı %24,3'e geriledi. Genç nüfustaki istihdam oranı da %31,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puan azalışla %44,1 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin %18,5'i tarım, %19,9'u sanayi, %6,3'ü inşaat ve %55,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. İnşaat sektöründeki 114 bin kişilik istihdam artışı dikkat çekti. İş gücüne katılanların sayısı 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişi, iş gücüne katılanların oranı ise 3 puan azalışla %50,5 oldu. Eylül rakamlarına göre kayıt dışı çalışanların oranı 3,8 puan azalışla %32,2 olarak gerçekleşti. Evet şimdi bir yorum alarak devam edeceğiz. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kerem Alkin karşımızda olacak. Hocam merhaba hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. E, sıcak gündemle başlayalım isterseniz. Avrupa Merkez Bankası bugün para politikası kararlarını açıkladı az önce. Ve faizde bir değişiklik olmadı ama e, parasal genişlemeyi bir adım öteye taşıdı. Pandemi acil alım programının hem miktarı hem süresi uzadı. TLT'ye orada da benzer bir hamle gördük. Bu hamleler işe yarar mı sizce Avrupa ekonomisi için? Para politikasının hala bir alanı var mı acaba? Şimdi yaraması noktasında tabii ki büyük bir ümitle bu adımları atıyorlar. Hem Amerikan Merkez Bankası hem de Avrupa Merkez Bankası 500 milyar euro ek kaynak ve sürenin 9 ay uzatılması aslında Avrupa Merkez Bankası açısından da baksanız, Amerikan Merkez Bankası açısından da baksanız bu sürecin hemen hemen 2021 yılının sonbaharına kadar bizimle birlikte olacak bir süreç olduğuna işaret ediyor. Bu vesileyle de reel sektörde bir kırılma yaşanmaması adına bu parasal genişlemelerin yapıldığını ifade edebiliriz. Tabii A para yayınını takip eden izleyicilerimizin ekonomiye olan ilgilerinin oldukça derin olduğunu dikkate aldığımızda aslında Merkez Bankalarının bu kadar ciddi bir parasal genişlemeye yönelmelerinin önemli gerekçelerinden bir tanesini biliyorsunuz paranın dolaşım hızındaki anormal yavaşlama oluşturuyor. Normal şartlarda siz de çok iyi biliyorsunuz, paranın dolaşım hızı eğer çökmese gerek Amerikan Merkez Bankası'nın gerekse Avrupa Merkez Bankası'nın bu kadar düşük faiz oranlarıyla bu kadar devasal boyutta gerçekleştirdikleri parasal genişlemenin normalde hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa Birliği ekonomilerinde çok ciddi bir enflasyonist etkiye sebep olması gerekir. Fakat e, M çarpı V yani para, hız, para arzıyla para, paranın dolaşım hızının e, formülü biliyorsunuz fiyatlar genel seviyesine eşit. Burada e, açıkçası söylemek gerekirse e, V harfiyle temsil ettiğimiz paranın dolaşım hızında o kadar ağır bir çöküş var ki para o kadar piyasada dolaşmıyor ki bu kadar ciddi parasal genişlemeye rağmen siz de yayınlarınızda izleyicilerimizle paylaşıyorsunuz ne Amerikan ekonomisinde ne de Avrupa ekonomilerinde e, e, enflasyonun en ufak bir şekilde e, kıpırdamadığını görüyoruz. E, neticede dikkat ederseniz Avrupa Merkez Bankası da e, bu anlamda e, söz konusu parasal genişlemeyi e, Avrupa Merkez Bankası'nın e, manşet enflasyon hedefi kendini hissedir bir şekilde e, ortaya koyana kadar da e, devam ettireceğini de ifade etmişler. Hocam aslında çok iyi bir noktaya değindiniz paranın dolaşımımızı tüm dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde ABD'de Japonya'da uzunca bir süredir düşüş eğilimimiz diyor ama bir yandan merkez bankaları sürekli bilançosunu da büyütmeye devam ediyor bu noktada acaba bir likidite tuzağı mı söz konusu gibi sorular da soruluyor bu konuda yorumlar da dinliyoruz çeşitli iktisatçılardan burada sizin görüşünüz nedir bu devasa likidite bankalar tarafından yeniden merkez bankası rezervlerine mi ekleniyor yoksa finansal piyasalara mı akıyor? Nasıl yorumlamak lazım bu görünümü? Çok önemli bir noktaya değindiniz. E, likite tuzağı anlamında tartışmaların ciddi manada alevlendiği bir dönemin içinden de geçiyoruz. Likite tuzağını izleyicilerimizin merakını e, gidermek adına kısaca izah etmek gerekirse, e, merkez bankalarının ya da genel manada ekonomide faizleri belirleyen tarafların e, sistemde e, faiz oranlarını belli bir seviyenin üzerine çıkarmalarına rağmen veya belli bir seviyenin bir hayli altına indirmelerinden indirmelerine rağmen faiz saatlerindeki bu büyüklükteki bu orandaki bir değişiklik bir süre sonra e, para talebine yönelik olarak hiçbir değişikliğe sebep olmuyorsa ekonomideki aktörler faiz oranlarındaki bu radikal değişimlere rağmen bir noktadan sonra faiz oranlarındaki bu değişime tepki göstermiyorlarsa biz buna likitte tuzağı e, diyoruz. Çok önemli bir noktaya değiniyorsunuz. Genel manada e, faiz oranlarını bu kadar ciddi oranda düşürdüğünüz bir konjonktürde e, özellikle faiz oranları bu kadar düşükken bekleyebileceğiniz en önemli etkilerden bir tanesi ekonomide e, reel sektör tarafından e, gerçekleştirilecek olan e, e, söz konusu sabit yatırım harcamalarının büyük hareketlenme göstermesidir. Fakat bu kadar yüksek oranda faiz oranlarını indirmenize ve bu kadar ciddi bir likitte piyasaya pompalanmanıza rağmen eğer reel sektör çeşitli belirsizliklere bağlı olarak söz konusu söz konusu yatırım hamlesinde bir iştahsızlık gösteriyorsa dolayısıyla faiz oranlarını indirmenize rağmen para talebinin değişmediğini gözlemliyorsanız o zaman bunun çok net bir şekilde likitte tuzağı olduğunu ifade edebilirsiniz. Aslında gerek Amerikan Merkez Bankası gerekse Avrupa Merkez Bankası bu kadar düşük faiz oranlarıyla bu kadar ciddi bir likidite oluşturmak suretiyle aslında kendi ekonomilerinde var güçleriyle reel sektörü yatırım yapmaya cezbetmeye çalışıyorlar, yatırım yapmaya özendirmeye çalışıyorlar, hani halkını da mümkün olduğu kadar bireysel harcamalarını arttırmaya veya tüketici Kredisi kullanmaya özendirmeye çalışıyorlar. Ama bu anlamda ne yatırım hamlesi olmuyorsa ne de tüketiciler beklenen ölçüde tüketim harcamalarını arttırmıyorlarsa... ...ya da tüketici kredisi kullanma iştahı göstermiyorlarsa o zaman likitte tuzağını ciddi manada konuşuyor oluyoruz. Likitte tuzağı da aynen ifade ettiğiniz gibi bankalar bankalar şuna bakıyorlar... ...Merkez Bankası anormal bir parasal genişleme yapıyor. Bu parasal genişleme bankacılık sistemine geliyor. Ve bankacılık sisteminin de gelen bu parasal genişlemeyi... E, e, ...bireysel kredileri ve e, kobi kredilerini... ...ve yatırım kredilerini cazip hale getirerek... ...tekrar reel sektörü ekonomiye kullandırması lazım. Ama ekonomi aktörleri bu anlamda... ...bu kadar düşük faiz oranlarına... ...ve bu kadar geniş likiditeye rağmen... ...bir yatırım e, talebi göstermiyorlarsa bir tüketim talebi göstermiyorlarsa bankalar elindeki ellerindeki bu, bu fazla parayı o zaman dönüp aynen ifade ettiğiniz gibi tekrar Merkez bankalarına yatır yatırıyorlar Dolayısıyla Aslında Merkez Bankası'nın yaptığı bu parasal genişleme tekrar Merkez Bankası'nın bilançosundaki bir başka alanı yani aktif genişlediği kadar pasifin de genişlediği bir banka bilançosunu da beraberinde getiriyor. Hocam teorik olarak da çok değerli bilgiler paylaştınız. Bu noktada aslında e, fiyat istikrarı hedefine ulaşması da çok mu güç acaba Avrupa Merkez Bankası'nın? Çünkü 3 e, aydır da şu an eksi bölgede enflasyon ve pandemi işleri iyice kötüye soktu. Dolayısıyla e, likidite tuzağı diyoruz, paranın dolaşımıza düşüyor diyoruz. Para politikası, belki de parasal aktarım mekanizması belki de sağlıklı çalışmıyor. Bu noktada deflasyonist bu kriz devam edebilir mi Avrupa tarafında? Enflasyon %2 seviyesine ulaşması güç mü? Nasıl yorumlarsınız? Şimdi tabii aşıyla ilgili ilk heyecan dalgası sonrasında söz konusu aşıların ülkeler tarafından nasıl temin edileceği, temin edilecek olan miktarların ülke ülkede geniş bir nüfus alanını çok kısa süre içerisinde aşılama anlamında yeterli olup olmayacağı yeni soru işaretleriyle karşımıza çıkınca çünkü açıkçasını söylemek gerekirse bana bir ekonomist olarak sorarsanız pek çok tıp endüstrisindeki uzmanla konuşuyorum. Herkes şunu söylüyor. Genel manada bütün dünyada ülkelerin tümünün organize olmasını sağlayacak büyük bir hamleyle eğer e, yeteri miktarda aşı üretilir ve tüm dünyaya sevk edilmek suretiyle bir ay gibi bir süre içerisinde dünyada 1 milyar insanı aşılamak mümkün olursa işte olup olmayacağını göreceğiz. O zaman e, 1 milyar aşılanmış insanın sağlayacağı e, bağışıklık gücü e, bu Covid-19'un e, bulaşıcılığı ile ilgili olarak büyük bir kırılmaya sebebiyet verebilir. Bu çok önemli bir gelişme. Fakat e, Söz konusu aşılar e, sınırlı miktarda üretilmek suretiyle ülkelere sınırlı adetlerle sevk edilirse bu nedenle de ülkeler bir anda nüfusunun çok büyük bir bölümünü aşılamaları gerekirken çok kademeli olarak nüfusun önemli bir kesimini böyle 4-5 aya yayılmak suretiyle ancak aşılamak zorunda kalırlarsa o zaman bu aşılama e, sürecinin e, Covid-19'un bulaşıcılığını ciddi manada kırmasına yönelik etki maalesef beklediğimiz ölçüde olmayacak. Şimdi dünyadaki tüm yatırımcılar, dünyadaki tüm reel sektör firmaları, tüm bireysel müşteriler, tüm tüketiciler bu belirsizlikler nedeniyle bundan sonraki ekonomik hamlelerinin ne olması gerektiği konusunda çok soru işaretli bir dönem yaşıyorlar. Bu soru işaretleri ekonomide gerek yatırım mallarına gerekse tüketim mallarına olan talebi önemli ölçüde baskılıyor. Bu baskılama aynen ifade ettiğiniz gibi enflasyonda çok düşük seviyeleri e, beraberinde getiriyor. E, parasal aktarım mekanizmasında aslında bir sorun yok. Ama e, ne Amerikan Merkez Bankası, ne Avrupa Merkez Bankası, ne de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, e, vatandaşın ve şirketlerin e, pandemiden kaynaklanan nedenlerle kafalarında, yığılmaya devam eden soruları cevaplandıracak durumda değiller. O yüzden şimdi hepimiz heyecanla Christian Lagart'ı dinliyor olacağız. Hocam çok teşekkür ederiz aktardığınız yorum ve bilgiler için. Ben teşekkür ederim.